Depremden önce çok düzenli bir hayatımız vardı. Deprem sabahına kadar aslında Ankara'da sıcak evimde kedilerimle yaşıyordum. Bir eviniz var, rahatsınız. Bir anda tepedaklak oluyorsunuz. O da zor oluyor tabii. Ve değişen hiçbir şey olmadı. Suyumuz yok, yolumuz yok. Bir yağmur oldu, her yerden su girdi. Suyun içinde nasıl yatabilirsiniz? Şehre baktığımda eskiye dair bir şeyi bulamamak, sokağın nerede olduğumu bilemiyorum ben. Yani orayı derler ya karış karış bilirim. Ben Armutlu'da kayboldum. Depremden sonra burası kadınlar için yaşanması çok zor bir yer oldu. Çırpınıyor, didiniyor, kendini iyileştirmek için kendini buraya atıyor. Evine gidince maratonu sürekli devam ediyor. Hiç dinlenmek falan kadının hakkı değildir burada. Çünkü her şey artık omuzlarında. Dediğimiz şey şuydu, şehrin yeniden inşa süreci sürekli dışarıdan gelecek dolu tırlarla değil, buradan gidecek dolu tırlarla olabilecek. O yüzden bizim burada üretime başlamamız gerekiyor. Evet, çok büyük bir şey yaşadık ama şu an buradayım, somut olarak çözüm odaklı olmalıyım. Ne yapabilirim? Bazen biz bile hani yeter artık, gönüllülük bir yere kadar dediğimiz noktalarımız oldu. Fakat şunu gördük, çıkardığımız yemeğe çok ihtiyaç var. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Yok olmak istemiyoruz. Ayakta kalmak için çırpınıyoruz. Daha çok batmak istemiyor. Çünkü zaten şehrimiz batmış durumda. Bu kadar.